Evet. Baş pehlivanlık son 16 mücadelesi. Sol üst köşede Orhan Okulu, İsmail Koç. Sağ üst köşede Mustafa Taş. Bu arada Süleyman Başer, Tanju Gemici çok erken bir galibiyetle kas kanadı oyunuyla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran ilk isim oldu. Sağ alt köşede Faruk Akkoyun, İsmail Balaban mücadelesi. Sağ üst köşede Mehmet Yeşil Esir, Furkan Durmuş Altın. Sol alt köşede de Mustafa Taş mücadelesi. Bu şekilde kalalım. Coşkun Soydaş, Antalya Lige. Antalya Korkut ilinde faaliyet gösteren Şişli Ramazan adına güreş yapıyor. Mustafa Taş, Serhat Gökmen mücadelesi. Mustafa Taş, Ünal Karaman, düzeltiyorum. Hüseyin Bakan'ın mahkumu Ercan Bakan Denizli. Teşvik ilk oyu yarı final. Antalya Korkut İli Cengiz Elbeye Spor Sas Kulübü'nün pehlivanı. Bugün burada dayısı Arif Çay adına... Sağ üst köşede Mehmet Yeşil Eşil'in... Evet, bir sakatlığı söz konusu Furkan Durmuş Altın mücadelesinde. Sağ üst köşede, sağ alt köşede İsmail Balaban, Faruk Akkoyun, iki süratli kontra hücum güreş yapan iki baş pehlivan ve Orhan Okulu İsmail Koç mücadelesi. Evet, Orhan Okulu İsmail Koç mücadelesi kuşkusuz bu turun en iddialı güreşi. Süleyman Başar çok hızlı bir galibiyet aldı. Çok büyük bir avantaj yakaladı. Şu anda alt boylardan bir itiraz var. Mustafa Taş mücadelesinde Ünal Karaman şu anda hakem heyetine bir itirazda bulunuyor. Mustafa Taş, Ünal Karaman mücadelesinde İsmail Koç ve Orhan Okulu mücadelesi sağ üst köşede ekranlarınıza geliyor. Mehmet Yeşil Yeşil ufak bir sakatlık geçirdi. Sağlık ekipleri onlarla ilgileniyor. Zaten o dizinde bir sakatlık vardı sevgili izleyenler. Sağ alt köşede de İsmail Balaban, Faruk Akkoyun mücadelesi ekranlarınızda. Sanki Mehmet Yeşil Yeşil güreşemiyor. Evet. Furkan Durmuş Altın da çeyrek finale adını yazdıran ikinci isim oldu. Festikan Yaylası güreşlerinde sevgili Recep Tosun, Orhan Okulu İsmail Koç mücadelesi hakkında sen ne düşünüyorsun? Bu turun hiç kuşkusuz en sert kapışması. Eminim ki siz ekranları başındaki güreş severler de heyecanla bu dev kapışmanın sonucunu merak ediyorsunuz. Ben daha çok İsmail Balaban ve Faruk Akkoy mücadelesini merak ediyorum. Çünkü iki kontra hücum güreşini yapan bu güreş çok uzun sürebilir. Evet, aynen. Volkan Bulut. Çok hızlı iki tane, çok hızlı ve kontra güreşi seven pehlivan. Birbirlerini muhakkak o konuda oldukça zorlayacaklardır ve muhakkak birbirlerine bu konuyla ilgili açık arayacaklardır, ama ben bu turun en uzun güreşinin İsmail Balaban ile Faruk Akkoyun arasında olacağına eminim. İsmail Koç, Orhan Okulu mücadelesi ekranlarda. Diğer tarafta da Serhat Gökmen, Yusuf Can Zeybek mücadelesi kıran kırana, onu da ekranlara getireceğiz. Onlar da stil olarak birbirine çok benzeyen iki pehlivan. Gerçekten
kemik sesi gelecek, kemik sesi. Sakın ekranlarınızın başından ayrılmayın sevgili izleyenler. Eski pehlivan, değerli arkadaşım Adnan Öcal, Sakarya Sapanca'dan bizleri izliyorlarmış. Kınan kınanı mücadeleler var. Helal olsun yiğitlerimize demiş. Ayrıca kan bağışı için resimdeki telefonu alabilir miyim demiş. Ben sosyal medya adresimde paylaştım, oradan alabilirsiniz. Değerli güreş severler, değerli Adnan Öcal. Bu arada Mustafa Taş da rakibini yenerek galip geldi. Ünal Karaman'ı yendi ve şu anda o da son 8'e adını yazdıran bir güreşçi daha oldu sevgili izleyenler. İsmail Koç, Orhan Okulu, ekranın diğer tarafına da İsmail Balaban, Faruk Akkoyun. Evet, dörtlü de devam edelim. Önemli değil değerli benim. Sol alt köşede Süleyman Bozkurt adına güreş yapıyor. Balıkesir, Balıklı. 641. tarihli Ömer Yağlı Beyoğlu güreşleri. Sağ üst köşede Nedim Gürel mücadelesi sol alt köşede devam ediyor. Denizli Pamukkale Belediye Başkanımız Sayın Avni rakibini bastırmış durumda şu anda. Evet, orada sağ alt köşenin köşesinde. Sağ üst köşede Serhat Gökmen, Örümcek Adam ve Türkiye Halı Güreşi'nin Kasnak ve Paşa profesörü olma yolunda güçlü adımlar atıyor Yusufcan Zeybek. Kasnak ve Paşa Güreşi'nin onun üzerine yok. Sol alt köşede İsmail Koç, Orhan Okulu mücadelesi de sertleşti. Ve rakibini enselerle yıldırmaya çalışıyor İsmail. Hakemler bir müdahale etti ama güreş devam ediyor sevgili izleyenler. Sol alt köşedeki mücadele biraz daha yakından alabilirsek ekranları başında güreş severlere daha net görüntüleri aktarabiliriz. Sağ alt köşede Faruk Akkoyun. Bu arada Nedim Gürel de rakibini yenerek galip. Serkan Serttürk'ü yendi. Nedim Gürel Serkan Serttürk'ü eleyerek son 8'e adını yazdıran 4. Sol alt köşede oldu. Fatih Atlıs, Serdar Yıldırım mücadelesi 5 numaralı hakemin tam önünde. Sol altta. Değerli yönetmenim Ozan Boztunç'a, Durali Bağlar'a teşekkür ediyoruz. Dörtlü, evet şu anda Fatih Atlı Serdar Yıldırım'ı bastırdı. Bakalım bir oyun tatbik edecek mi Türkiye Halı Güreşi'nin teknik baş pehlivanı Fatih Atlı ve Orhan Okulu İsmail Koç mücadelesi. Zaman zaman sertleşiyor, zaman zaman durağanlaşıyor İsmail Koç Orhan Okulu mücadelesi sevgili Tosun. Ama şu anda biraz daha tempoyu arttırmış durumda İsmail Koç. Kasnak'tan rakibini indirmeye çalışıyor ama Orhan Okulu buna izin vermiyor tabii ki. Evet. İki pehlivan tabii bugün burada son 8'e kalmak için. Çeyrek finale kalan isimleri bir kez daha zikredelim. Furkan Durmuş Altın, Mustafa Taş, Süleyman Başar ve en son olarak da Nedim Gürel. 4 pehlivan son 8'e kaldı. Şu anda diğer 4 çift ekranlarda çeyrek finale kalacak. 4 çift ekranlarda. Sol alt köşede Fatih Atlı Serdar Yıldırım. Sol üst köşede Orhan Okulu İsmail Koç, sağ üst köşede Yusufcan Zeybek, Serhat Gökmen, sağ alt köşede Faruk Akkoyun ve İsmail Balaban. Şu anda ekranlarımızda sağ alt köşedeki İsmail Balaban, Faruk Akkoyun mücadelesinde İsmail Kasnağı buldu, paçayı da buldu. Faruk tabii buna izin vermiyor. Bu güreş çok uzun sürebilir, açık söyleyeyim. Şu anda İsmail paçayı alıyor ama kasnağı da aynı zamanda alıp sürmesi lazım ama Faruk buna kesinlikle izin vermez.
Şu anda birçok mesajlar geliyor. Değerli güreş severlerimiz. Havva Nur Balkan adına mesajlar adeta yağıyor. Sosyal medya adresimde çok değerli kardeşimiz Havva Nur Balkan'ın fotoğrafını paylaştım. Ve telefonu da, irtibat telefonu da var. Aslında telefona gerek yok. Bir Kızılay kurumuna giderek sıfır grubu RH negatif trombosit kana ihtiyacımız var. Ve bunu sağladığınız takdirde Havva Nur Balkan ismini de vererek vermeniz yeterli olacak. Sizden tek isteğim bu değerli güreşseverler. İyi ki varsınız. Allah sizlerden razı olsun. Burası Antalya, Konyaaltı, Fesikan Yaylası Er Meydanı. İsmail Koç güreşi bindirdi. Orhan Okulu'yu tellere kadar sürdü. Bu üçüncü kez oldu Sayın Recep Tosun. Bir iddar gelebilir her an Orhan Okulu'ya. Sol üst köşede izliyoruz sevgili izleyenler bu mücadeleyi. Dediğim gibi zaman zaman sertleşiyor, zaman zaman durağanlaşıyor ama şu anda İsmail Koç güreşi bindirmiş durumda Orhan Okulu'ya karşı. Ben güreş severlerinizden 4 isim belli oldu. Diğer 4 çift ekranlarda kimler çeyrek finale kalır? Koza TV Facebook adresinin canlı yayın linkinin altına ve Rumeli TV Facebook adresinin canlı yayın linkinin altına yorumlarınızı yollayın. Ekranın solunda İsmail Koç mu Orhan Okulu mu? Ekranın sağ üst köşesinde Yusufcan Zeybek mi Serhat Gökmen mi? Ekranın sağ alt köşesinde Faruk Akkoyun İsmail Balaban mı? Yoksa ekranın sol alt köşesinde Fatih Attı mı? Genç baş pehlivan, Türkiye Aldı Güreşi'nin en genç baş pehlivanı Sakarya Büyükşehir Belediyesi baş pehlivanı Serdar Yıldırım mı? Çeyrek finale kalacak. Yorumlarınızı bekliyoruz ve yer vereceğiz Volkan Bulut'la birlikte. Hüseyin Coşkun Kaçoğlu yolundan kurtulmuş. Bilir misin? Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde görevli arkadaşımız Süleyman da izliyormuş. O diyor ki İsmail Balaban Faruk Akkoyun güreşi gerçekten çok bu turun uzun en sert kapışmalarından biri ve evet, uzun sürecek. Evet. Hemfikiriz demek ki. Milas'tan da Muğla Milas'tan Erkan kardeşimiz var, eski güreşçi, o da izliyormuş. O da diyor ki benim diyor Orhan Okulu'nun bu turu geçeceğine inanıyorum diyor. Şu anda diyor üstün değil ama diyor bu turu Orhan Okulu geçer diyor. Ekranın sol alt köşesinde yerdeki güreş. Fatih Atlı ve Serdar Yıldırım değerli güreş severler. Yerdeki güreş sol alt köşede. Lütfen siz dikkatle takip ediyorsunuz ama ben de bu arada İsmail Koç sağ kasnaktan hamle yaptı. Orhan Okulu'yu her an bastırabilirdi. Baş pehlivanı kazandı burada. Orhan Okulu pehlivanı. Pasif güreşlerinden dolayı kura hakimden önce bir ihtar verilmiştir. Küçük orta, büyük orta isimlerini yazdırmayan galipler çok acele cetvel hakemliğine gelip isimlerini yazdırmıştır. Bu arada çok değerli hocam Kocaeli Karamsel İmam Hatip Lisesi'nden çok değerli Hafız hocam Kocaeli Karamsel Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Spor Müdürümüz Çetin Yıldız bizleri takip ediyorlarmış. Atasporumuz güreşe çok büyük katkı sağlayan ve çok net altını çizmek istiyorum. Aslında dünya ve olimpiyat şampiyonu olabilecek bir kapasite sahipken o güreşi değil futbolu tercih etti ve Türk güreşi çok büyük bir yıldızı kaybetti. Ama inşallah onun jenerasyonundan, onun ailesinden inşallah ileriki yıllarda büyük bir şampiyon neden çıkmasın? Çetin Yıldız hocama kucak dolu sevgiler yolluyorum. Ve mücadelede bir ihtar aldı Orhan Okulu. Orhan Okulu'yu sürmeye devam ediyor İsmail Koç. Yani geri vitesi olmayan baş pehlivan diyorduk Orhan Okulu'ya ama bugün bu sene sakatlığıyla beraber biraz geriye gitti. Bence çok formda ama İsmail Koç
bu tür gücünü, fiziğini normal